Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü motorumuz uzun zamandır çekeceğiz deyip çekemediğimiz Arora Safari Pro. Ee, bu motor maxi skuturu andırmakta olup ama bir maxi skutur değil tabii ki. Motorun beğendiğim ve beğenmediğim yönleri tasarımı fena değil. Cam kendiliğinden uzun geliyor. Yanlarından e, koruma demirleri var. Nardo gri ve parlament mavisi renkleri güzel. Jantların sarı olması rengiyle beraber bütünlemiş. Aydınlatmaların tamamı LED. E, önde Peugeot'un arabalarında ve motosikletlerinde kullandığı aslan dişi dedikleri gündüz aydınlatması mevcut. Peugeot'daki gündüz aydınlatması da bu şekilde. Motorun çalışma ve sürüş hissiyatına gelecek olursak motorda sesi çalıştırma mevcut. E, sürüşüne de gelirsek motor atikliği fena değil, yokuşlarda falan çekişte fena değil. Hızlanması da videoda gördüğünüz gibi. Çok canlı bir hızlanması yok ama yerinde kararlı bir hızlanması var. Ayrıca ön cam tam kaskın üst tarafında patlıyor rüzgar. Bir de ben motorda sevmediğim tek yön veya hatta en büyük sevmediğim tarafı gidonun çıplak olması direkt. E, scooter gidon değil de motosiklet gidonu gibi onu da yukarı doğru yapmışlar. Ama... E, Amasörün bütün tepkileri, ön süspansiyonun bütün tepkilerini gidonda hissediyorsunuz. Motorun sürüşünden e, motordan kaynaklı bir titreşim değil ama ön süspansiyondan kaynaklı yoldaki çukurları, tümsekleri direksiyonda, gidonda direkt hissediyorsunuz. Motorun üstündekiler ben bu arada 1.78 90 kilolardayım. E, üstünde bu şekilde duruyoruz motorun. Şimdi bir de şu var. Ma, yani küçük bir motor değil. Güzel ama su soğutması yok. Uzun yol yapmak isteseniz hava soğutmalı. Yani ben bu tasarımla bunda bir en azından bir su soğutması olmasını isterdim. E, bu fiyatlara da o zaman olur muydu, olmaz mıydı tartışılır. Bu fiyatlara çıktıktan sonra sadece bu makine için değil genel olarak imkanınız varsa biraz daha koyup su soğutmalı modellere bakmanızı tavsiye ederim. Higidon da dediğim gibi böyle. Sonuç olarak şu an sarı sitelerde 80 ile 90 bin lira arasında fiyat bulmakta. Ben bu fiyatlara bu motoru alır mıydım bilmiyorum. Araştırırdım. Su soğutmalı bir model almaya çalışırdım. İmkanım yoksa da daha küçük şehir içi motorlarındansa yine de bunu tercih edebilirdim. Karar sizin. Benim görüşüm böyle. Motoru da tam çekemedik. Hayatımdaki bazı değişikliklerden dolayı video atamadım. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.